belirli olmadığını savunurken Yargıtay ise devletin güvenliğine ilişkin suçların Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda ayrıca düzenlendiğini, belirlilik ilkesine aykırılığın olmadığını ve bu maddelerin yıllarca böyle uygulandığını savunuyor. Bazı bireysel başvuru kararları Yargıtay'ın yıllarca oturmuş iştihatlarına aykırılık teşkil ettiği ve ülkede iştihat birliğinin bozulmasına yol açtığını da görmek mümkün. Bunu hepimiz buna şahit oluyoruz. Anayasa Mahkemesi üyeleri 15 üyeden oluşuyor. Şu anda Anayasa Mahkemesi'nin önünde 129.900 bireysel başvuru dosyası var. Bu 129.900 dosyaya 15 üye bakacak. Ve bu dosyaların büyük çoğunluğu da kesinleşmiş mahkeme kararlarına ilişkin 15 üyenin 129.900 dosyayı incele inceleyebilmesinin süresi içerisinde inceleyebilmesinin imkansızlığı da açık. Anayasa Mahkemesi de bundan yakınıyor zaten. Artık bireysel başvuru yoluyla gelen bu dosyaların zamanı içerisinde sonuçlanabilmesinin imkansızlığını Anayasa Mahkemesi de söylüyor. Ve bu anlamda 4-5 yıl bekleyen dosyalar olduğunu da hepimiz görüyoruz. Tabii ki bu dosyaların içerisinden kısa sürede sonuçlandırılabilen dosyalar olduğu da hepinizin malumu. Sizlere çarpıcı bir rakam vereceğim ve gelinen süreç noktasında Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru noktasındaki nereye gittiğini şu rakamlar bizlere çok açık gösteriyor. 2021 yılında Bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkememize gelen dosya sayısı 8102. 2022'de 42611. 2023'te 74918. 2024'te de ne kadar dosya geleceği zaten artış oranına baktığımız zaman hepinizin malumu. Bu soruna duyarsız kalabilir miyiz? Elbette ki kalamayız. Değerli yargı mensuplarımız, sorunun çözümü yeni bir anayasa yapmaktan, demokratik, kuşatıcı bir anayasa yaparak bu tür çelişkileri ortadan kaldıracak değişiklikleri gecikmeden yapmamız gerekiyor. 1982 Anayasası, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, 82 Anayasası yapılırken yapısal düzenleme, 2010 ve 2017'deki değişikliklerle beraber yapısı belli, üye sayısı belli. Ama 2010'da yaptığımız bireysel başvuru düzenlemesiyle özellikle artık Anayasa Mahkemesi'nin yapısında da yeni düzenleme ihtiyaçlarının olduğu açık. Tabii bunların anayasa değişikliğiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin çalışma usullerini belirleyen teşkilat kanunu elbette ki kanunla düzenleme imkanı da var. Ama bu anayasada değişiklik yapmadan Sadece kanun ve iştüzük düzenlemeleriyle bunları gerçekleştirmenin de sorunu kalıcı olarak çözmeye yardımcı olmadığında belirtmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan tüm partilerimizin, milletvekillerimizin artık bu sorun karşısında duyarlı olacaklarına yürekten inanıyorum. O nedenle bizim Türkiye Büyük Millet Meclisinde oturma eylemine değil çalışma eylemine ihtiyacımız var. Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın görüş ayrılığını fırsat bilerek iki yüksek mahkememiz arasındaki bu sorunun çözümünde hakem olma durumunda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yakışıksız ve çirkin ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Sorunu hukuk içerisinde çözebilecek dirayette meclisimiz var, milletin temsilcileri var. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devletinde sorunlar yine hukuk içerisinde çözülür. Yargı kararları elbette ki tartışılabilir. Ancak birileri tarafından bu konu farklı boyuta çekilmek isteniyorsa burada farklı bir kasıt vardır. Biz bunu reddediyoruz. Bunu millet de reddeder. Bu mesele hukuk içerisinde çözülecektir. Hiç kimse buradan yargı kurumlarımızı yıpratmaya yönelik tavır içerisinde olmamalıdır. Değerli yargı mensuplarımız, yargı ve adalet teşkilatımızın işleyişinde üç unsur mevzuat, fiziki mekanlar ve teknolojik imkanlar ve insan unsuru demiştim. Fiziki mekanlar noktasındaki eksikliğimizi yıllarca gidermenin gayret içerisinde olduk. Çok da büyük mesafe aldık. Sadece 78 müstakil adliyemiz vardı 2002'de. Bugün müstakil adliye sayısı 366'ya yükseldi. Tabii modern adalet saraylarımız içerisinde teknolojinin son imkanları, UYAP sistemleri ve şimdi yapay zekaya yönelik çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor. Yargı mensuplarımızın hizmetine teknolojinin tüm imkanlarını sunarak yargının hızlandırılması noktasındaki gayretimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tabi diğer yandan deprem bölgesinde hasar gören adliyelerimizi Yıkılan adliyelerimizi ve cezaevlerimizi de hızlı bir şekilde onarmanın, yapmanın, inşa etmenin gayreti içerisindeyiz. Yargının ve adalet teşkilatımızın işleyişinde üçüncü ve en önemli unsur insan unsurudur değerli arkadaşlar. Yani hakim ve savcılarımız, kalem personelimiz, adliye çalışanlarımız. 9349 hakim vardı 2002 yılında. Bugün 23797 hakim var. Yani artış oranına baktığımız zaman yüzde 155 oranında bir artış olduğunu görüyoruz. Buna paralel olarak yargımızın iş yükü de devam ediyor. Tabii bu artışta nüfus artışı, göç hareketleri ve ticaretin şekillenmesi, yeni suç tiplerinin ortaya çıkması, bilişim suçları ve diğer alanlarda özellikle yargının iş yükünü artıran çok sayıda uyuşmazlığın yeni yeni ortaya çıkması ve toplum durağan değil, toplum değiştikçe, geliştikçe, yeni ihtiyaçlar ortaya çıktı, çıktıkça Tabi uyuşmazlık sayısının da arttığını ve bunun da yargının iş yükünün artmasına neden olduğunu görüyoruz. Adli yargıda şu anda 7 milyon 940 bin dosyamız var. İdari yargıda 599 bin dosyamız var. Bölge adliye mahkemelerinde 2 milyon 67 bin dosyamız var. Bölge idare mahkemelerinde 479 bin dosyamız var. Yargıtay ceza dairelerinde 493 bin dosyamız var. Yargıtay hukuk dairelerinde 214 bin dosyamız var. Danıştay'da da 208 bin dosyamız var. Hakim savcı başına düşen dosya sayısına baktığımız zaman 2002'de savcılarımıza savcı başına 989 dosya düşerken bugün 1596 dosya düşüyor. Hakimlerimiz noktasında da 2002'de 1130 dosya düşerken bugün 829 dosya düşüyor. Yani burada iş yükünün artışına oranla özellikle hakim savcı sayısı noktasındaki standardı daha da dengeli yürütmemiz gerektiği ihtiyacı var. Yargıdaki bu iş yükünün çözümüne yönelik ve ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik özellikle Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların üzerine yenilerini ilave etmeye devam edeceğiz. 2024 yılından itibaren önemli uygulamalarımızı bu alanda hayata geçiriyoruz. Bunlardan en önemlisi özellikle nicelik yanında niteliğin de artırılmasına yönelik hukuk eğitimi sonrasında yargı teşkilatı ailemize katılacak kardeşlerimizin özellikle daha güçlü olmasını istiyoruz.